hanımlara değişik bir alternatif olsun dedim. Güzel bir makarna yapacağım. Evet. Ama makarnayı kavuracağım. Hı-hı. Onun altı yanıyor muymuş? Evet. Yok, şöyle. Hı-hı. Onun yanında da soğan dolması yapacağım. Soğan dolması. Bunun için soğanlarımı şöyle aldım. Şu ortam orta noktasını denk getirip soğanları şöyle bir kesiyorum. Tamam. Ve bunları tenceremin içine koyuyorum. Şöyle. Ve üzerine işte o sıcak suyu döküyorum. Getiriyorum, evet. Hemen geliyor sana sıcak suyun. O soğanlar yumuşayacak kadar haşlanıyor. Yok, yarım, tam göbeğinden yarım kestim ki çıkartmak kolay olsun dedim. Göbeklerini mi boşaltacaksın dolmaları? İçlerini boşaltacağım, soğanın yapraklarını içine saracağım. Bu taraftan da bunu açayım. Makarnama başlıyorum. İkisini birden karışık karışık yapıyorum diye düşünmeyin ama bir taraftan makarnamın kavrulması gerekiyor. Birazcık yağ koydum. Şöyle şunu da alayım. Birazcık da sıvı yağ ihtiyacım var. Evet. Birazcık da sıvı yağ gezdirdim. Ve ben diğer tarafta soğan dolmamı yaparken... Bir tarafta makarna. Şimdi ben hangisinin tarifini vereyim ona bakıyordum. Şimdi bir dakika, makarnayı kavurmaya koyuyorum ve soğana geçiyorum. Tamam, peki. O kadar. Makarnayı kavuruyoruz önce. Evet. Bu diğer tarifimiz için. Bu tavuklu nohutlu makarna kavurması aslında. Evet. Çok değişik bir tarif. Bugün yine iki yeni değişik tarif var. Bir diğeri de soğan dolması. İç malzemeleri kıyma, soğan, pirinç, domates salçası, biber salçası, karabiber, pul biber, kuru reyhan. Çok güzel. Charleston biber, domates, maydanoz, sıvı yağ ve tuzumuz var. Meltem abla, şimdi hepsini güzel bir şekilde harmanlayacağım. Evet, hepsini karıştırıyorum, bütün malzemelerimi. Domatesim geldi. Harika. Salçalarımı koyuyorum. Hem biber hem domates salçası. Evet, hem biber hem domates salçası kullanacağım ama biraz biber salçası, biraz domates salçasını ayırıyorum. Tenceremin dibine, soğanlarımın altına bunlardan güzel bir sos yapacağım. Sos hazırlayacağım ve onun üzerine dizeceğim. Birazcık yağ ilave ediyorum. Bu da yine salçalarımı kavuracağım yağ olsun. Şöyle sivri biberleri var. Maydanoz. Ay harika. Reyhan çok yakışıyor. Hmm. Bir de aslında listeye eklememişim. Evet. Yaptığımda hemen peşinden tamamlayacağım. Yaptın, pişirdin, servise çıkartırken sıcak sıcakken nar ekşisi. Oo, bak, çok bunu güzel. Bunu da siz kendi evde listenize ekleyin. Çok yakışıyor gerçekten soğan dolmasına. Nar ekşisi efendim, evet. Buyurunuz. Bu da Meltem açık elden değil. Ben ilk defa soğan dolması yiyeceğim, göreceğim. Ha, gerçekten. Evet. Çok güzel olur. Hiç bu bildiğim soğan bir dolması. Şey değildir. Hemen tuzumu da ilave ettim. Bayağı biber dolması gibi soğan dolması yapıyoruz. Evet, ama bunun içinde biber var, evet. Reyhan var. Bunların hepsi farklı ve güzel lezzetler, güzel baharatlar. Kimyon ilave edebilirsiniz eğer isterseniz içine. Şimdi biraz da önceden yıkadığımız pirincimizden ilave ediyoruz şöyle. Oh, çok güzel. İşte başlı başına çok güzel bir dolma harcı oldu. Bu arada bu makarnalar kavruluyor. Makarna kavurması yapıyor, evet. Meltem abla. Bu da yine ilk kez yaptığımız bir tarif. Başka yerde yok efendim. Kendine iyi baktın. Valla sabahları gerçekten ilham veriyorsun Meltem abla. Ama bu gerçekten hani evde bulunan malzemelerle değişik ne yapabilirizden yola çıkarsan, hı-hı, bu son derece güzel bir, evet, alternatif. Kendine iyi bak TV. Instagram hesabımız Ebru Akel, Instagram hesabımız, lütfen buradan bizi takip edin çünkü doktor isimlerini, özellikle mutfak tariflerini çok merak ediyorsunuz. Buradan her detayıyla birlikte yayını izleyebilirsiniz. Ayrıca yayının tekrarları da her akşam Show TV web sitesine yükleniyor. Artık seç beğen al hangisini isterseniz. Değil mi? Doğru. Geçmiş bölümleri de izleyebilirsiniz elbette. Şimdi şuradan bir tane tencere alıyorum hemen. Peki. Ne işe yarayacak? Tencere koymuş çocuklar ama biraz daha geniş bir tencere olsun da soğanları sevgili yönetmenim içini görsün istedim. Evet, peki. Şöyle bir tencere aldım. Bu ne kadar pişecek bu soğanlar burada? O soğanlar haşlanana kadar. Bak, burada önceden haşladım. Şöyle alayım. Şunlar haşlanmış soğanlar. Evet. Nasıl yapacaksın merak ediyorum. Aa, içi açıldı. Evet. Çıktı içinden. Şimdi bundan böyle tek tek yaprak ayırıyorsun içinden. Ha, dolma, orası dolma. Oo, bayağı zahmetli bir bu şey ama. Bu iç harcı alıyorsun. Çok da abartmadan. Yani yaprak sararken ne kadar koyuyorsanız, evet, o kadar içine koyuyorum. Aa, çok ve değişik. Ve sonra
sarmaya başlıyor. Ve nar ekşisiyle yiyorsun. Evet. Meltem abla, bak, çok bu güzel yalnız. Değil mi? Şekli çok güzel. Şurada boş bir tabağım var. Hemen boş tabağımın içine onları şuraya dizeyim. Evet. Ve bir taraftan da. Abi bak, hı, senin kavruluyor makarnalar, yanıyor, evet, hatta. Evet. Biraz şimdi sen onun altını içine şey ilave edebilirsin. Ne edeyim? Domates salçası ilave domates edebilirsin. Salçası. Şuradan vereyim. Ve bir taraftan da dolmaları yapacağım tenceremin içine. Biraz yağ ilave edeceğim. Bayağı yağda makarna kavuruyoruz. Evet. Şimdi onun içine, evet, nohut ilave edeceğiz. Oo. Şöyle ayırdım. Gelsin nohutlar. Gelsin mi nohutlar? Evet. Haşlanmış nohutlarımızı ekliyoruz. Evet. Nohutlu makarnalı ve tavuklu bir kavurma yapıyor Meltem abla. Değişik bir yemek. Değişik bir makarna aslında. Hani hep diyoruz ya, evde bulunan malzemelerden, evet, değil mi? Diye. Evet, bak her şey var içinde. Evde dolapta haşlanmış nohutunuz varsa, hı-hı, iyi kötü makarna bekar evlerinde dahi var. Ben tavuklu yapacağım ama tavuk yoksa bile sadece nohut ve makarnayla da çok lezzetli bir hal alıyor. Bu arada ben soğan dolmalarımı yapmaya devam ediyorum. Peki sen Eren'in senden istediği o kalp kurabiyeleri. Meltem abla, bana da kalp kurabiye. Ben eksiktim, ölürüm. Bir de Eren başladı. Ölürüm ona. Gece 9'da sana mesaj gönderdi. Sabah mı yaptın, akşam mı yaptın onu? Akşam yaptım çünkü şöyle bir şey oldu. Bizim orada sana bir elektrik problemi var. Evet. Sabahleyin elektrikler kesilecek dediler. Ay. Elektrikler kesilecek dedikleri için ben onu akşamdan yapıverdim. Ya nasıl girdin yaptı? Yapıverdim dediğini size resmini çekip göstermem lazım. Yani burada yapmamız lazım. Onu yapalım. Hem kurabiyesini yapalım. Her bir kurabiyenin üstüne kurdeleler takmış. Organza, evet, kurabiyelerin üzerine ve müthiş bir elmalı tart. Pudra, evet, şekerli. Çok lezzetli bir tarif. Bir lezzet, bir lezzet. İstemiş. Akşam niye kaç sefer dinledim biliyor musun onun mesajını? Çok güzel diyor, teşekkür ederim diyor. Ah, yerim ben onu yavrum, benim zarif çocuğum. Ve bana dün ne dedi biliyor musun? Çok güzel bir şey söyledi. Anne, bana niye getirmedin bundan dedi resmini görünce. Ah, anneciğim dedim, çok dedim, kalabalık da orası, herkes çok beğendi, bitti, sana kalmadı getirmeme dedim. Ay kıyamam, nasıl düşünmedik aslında. Olsun, önemli değil, tarifini alırsın dedi. Ay yerim ben onu, severim, aklını severim ben onu. Akla bakar mısın? Ah canım benim. Sonra tarifini aldım dedim, tamam dedi ve sana sipariş verdi biliyorsun. Ben de şey dedim, hangisinden istiyorsun dedim, ikisinden de. Tart mı istiyorsun, kurabiye mi, ikisinden ama de. Ama bak, hangi yaşlı grubunda olursa olsun onları görüp de canı istemeyecek bir kişiyi tanımıyorum. Yok, o zaman bu kadar anlattık, onu en kısa zamanda hemen, yapalım. Hemen yapmamız hemen lazım. Hemen koyalım. Evet. Şimdi. Eren'in kurabiyesi olsun. Eren'in kurabiyesi onlar olsun. Tamam. Bu ocak yanıyor cayır cayır. Tamam, onu kapatalım. Var mı bir ihtiyacın? Şöyle sana yapalım aslında, onu kapatmayalım. Bak şunu koyayım. Ha, tamam. Tamam. Onun içine ayırdığımız bu salçaları ilave edelim. Sos yapalım. Sana bir kaşık vereyim. Tamam, hemen. Şuradan. Bayağı iri konu dolma yapıyoruz sabah, evet, sabah lütfen. Yağ şimdi gelsin. Salçalarımızı koyuyoruz. Yağımızı da ilave edelim. Bu dolmanın zemini. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ayırmıştık. Hı hı. Onlar böyle hafif çısırdamaya başladığında içine dolmaları dizmeye başlayacağız. Bu arada da makarnalarımızı çok hafif kavurduk. Bakın nasıl çalışıyor benim mutfakta. Bakın iki ayağımı pabuca girdi. Makarnalarımızı güzelce kavurduk. Evet. Üzerine haşlanmış nohutlarımızı ve salça ilave ettik. Ve şimdi ne geliyor üstüne? Oo. Hemen. Ama işte bu harika bir şey. Tavuklarımız geldi. Vay vay şimdi vay. Şimdi buradan sonrası aslında sizin tamamen damak tadınıza kalmış. Ne severseniz. Birazcık tuzla lezzetlendireyim şöyle. Şimdi Ebru'cum onları güzelce karıştıracak. Ve sen dolmaları sarmaya devam, evet, ediyorsun. Bak şimdi makarnalar kavruldu. Evet. Kavrulunca da makarna değişik bir lezzet oluyor. Çıtır çıtır oluyor mı oluyor? Nasıl oluyor? Tavuk suyu ve su girecek içine. Hmm. Çok çıtır çıtır olmuyor ama şey düşün. Şu anda sert çünkü hemen geliyor. Tavuk suyu geliyor tavuk ya da suyu et suyu. Geliyor. Evet. Tavuk ama şimdi suyu, tavuklu yaptığımız suyu için. İşte şimdi bu makarna kıvamında pişecek. Gün
Günaydınlar efendim. Harika bir Perşembe gününde değişimin tam kucağına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir değişim göreceğiz. Biz Perşembeleri bir farklı heyecan taşıyoruz biliyorsunuz. Eğer siz de bu sabah şöyle güzelliklerle uyandıysanız, öncelikle şükrediyorsanız sağlığınıza, mutlu olabildiğinize, ne mutlu size. İşte tüm bunlarla başlayıp kendimize iyi bakmak için sebepler yaratacağımız bir gün daha sizleri bekliyor. Hazırsanız başlıyorum. Kendine iyi bak mutfağında şenlik var. Onları tüm Türkiye çok seviyor. Anne Oğuz, Naciye teyze ve Mevlüt Acaroğlu kendine iyi bak mutfağında hünerlerini sergiledi. Anne Oğuz'dan ev baklavası ve etli ekmek tarifi. Meltem Açıkel'den Angelik Erik Şerbeti. Bu renkli anları sakın kaçırmayın. Bu bana bağlı. Ben niye kimi anlatam bu onu anlatam. Bak! Bak yarabbim bana başıma geliyor. Yüz güzelleştirme ve yüz gençleştirme farklı mıdır? Yüz gençleştirme uygulamalarında nelere dikkat edilmeli? Kişinin kendi yağıyla gençleşmesi nasıl mümkün olur? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. İnsanın o zarafeti, nezaketi, bilgisi, becerisi, yeteneği, görüntüsü bunlar da o güzeli destekler. Dişler günde kaç kez ve nasıl fırçalanmalı? Ağız ve diş bakımlarında nelere dikkat edilmeli? Diş tedavilerinin ve gülümseme tasarımının detaylarını protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Hep süpürür tarzda, mesela üst çenede yukarıdan aşağı, diş etinden dişe doğru. Fırça diş etinize değsin, diş bir zararı yok. Lazer epilasyon nasıl yapılır? Lazer epilasyonun mevsimi var mı? Lazer epilasyonun sonuçları kalıcı mıdır? Estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek anlatıyor. Mutlaka anajen evreyi yakalayıp yeterli oranda akımı kılın köküne indirerek şuradaki kan soğancığını, kıl soğancığını yok etmeyi hedefleriz. Evet. 32 yaşındaki Hatice Çelik geçirdiği kaza sonrası rahat nefes alamıyordu. Burnuyla dalga geçilen, dişleri yüzünden gülemeyen Hatice Hanım'a diş hekimi Doktor İlker Arslan, Doçent Doktor Hayati Akbaş ve estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek hangi uygulamaları yaptı? Muhteşem bence, çok güzeldi. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim mutfağımda kimler var? Şimdi ekranlarını açıp şu an Show TV'yi görenler. Sevgili Naciye teyze, tatlı oğlu Mevlüt Acaroğlu. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler olsun inşallah. Allah. Senin o kahkahanı yerim ben. Sen hep böyle kahkaha atar mısın? Atarım. Fakat Meltem ablam başladı. Aşkım evet. Koydun Angelikleri oraya ne yapıyorsun? Ancel. Şimdi çok güzel. Güzel Naciye annemin şey yanına. Çok erik bu benim. Evet. Güzel bir şerbet yapacağım. Tamam. Bu mevsimde Angelik erik çok. Allah ve o yapmış olduğum şerbeti yaptım. Limonatayla harmanlayacağım. Bulasan arada olur mu? Olur. Herkes olur. Aa, süt arttırır. Mevlüt giderken götür bundan. Mutlaka. Şu an... Ama vallahi sütü çok isteriz. Ay maşallah. Dikkatle dinliyorum sizi. Can Dula'yla. İyi geldin. Zaten hiç kaçırmam. Çok su içtim. Vallahi bak hiç. Sağ olun. Eşime derim ki açır benim adaşımıdır. Ay canım benim. Canım benim. Harikasınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bugün ne yapacaksınız? Anne oğul bana burada. Bugün güzel. Konyalıyız. Evet. Yine bir Konya teması işlememiz lazım Ebru ablacığım biliyorsun. Evet. Bir etli ekmek olsun yani. Bir etli ekmek yapacağız. Tamam. Evde etli ekmek nasıl olur anacığım? İşte fırında onun yakışığı ama burada da olur. Gönül isterse her yerde olur. Olur değil mi? Yani olduğu kadar artık. Hadi mutfakta nasıl Mevlüt? Belirler maşallah. Belirler değil mi? Vallahi Sümeyye'ye annesi Kadir gecesi doğurmuş. Ay canım vallahi benim. Bak, bin kere maşallah. Bak, öyle bir diyorsun. Allah benim yavrum gibi herkese versin. Getirtti. Amin amin. Kız maşallah ki nazar değdireceğim. Maşallah diyorum. Bunu her gün okurum maşallah valla. Diyoruz maşallah. Her gün okurum. Bebek 40 yıllık Allah bağışlasın. Adını ne koydunuz? Ömer, Naciye. Ömer, erkek. Ömer İsa. Eşimin Ömer, adı Ömer İsa. İsa adı. Eşimin adı. Ömer'i de Sümeyye'ye kız olsaydı ne koyacaktınız? Vallahi ne isterlerse oldu. Ben müdahale etmem ona. Hani Naciye ya, olsun istemez miydi? Hayır. Benim ismim güzeldi. Herkes istediğimi koysun. Gel sen şuraya. Abi bizim tabii kız doğrusu bir plan vardı Nisa diye. Ha. Naciye'nin neyse İsa'nın İsa'sı. Güzel. Hani hem anne hem babayı. Ama ne güzel. Çok iyi değil mi? Çocuklarının gönlünü kırmam. Ne isterlerse koysunlar. Hiç sorun değil.
Hadi ya. Ne yapıyoruz şimdi anne? Burada sen... bu kaynayan erikli bu naneler çok güzel. Çok iyi kokuyor ya. Müthiş değil mi? Karanfil ve kokuyor. Tarçın var ah, içinde. Ah, ah, ah. Şimdi ben sana birazcık uzatıyorum anneciğim. Evet. Tamam, at, evet. Hadi ekmeğin hamurunu mu yapıyoruz şu an? Ekmeğin hamurunu yapıyoruz. Buna isteyen maya da koyabiliyor. Kuru maya koyuyoruz. Kuru maya yani çok az. Tamam. Koyabilir. Ben koymayacağım ama. Sen koymadan yapıyorsun. Ben koymayacağım. Aynen öyle. Etli ekmeğin ekmeğini yapıyoruz ekmeğin, önce. Ekmeğini. Siz nerelisiniz aslen? Konyalıyım. Konya. Değil mi? Konya, Konyalısınız. Ama kocane köyündeyim. Buradan herkese tüm Konyalı'ma... Gez dünyayı koru Konya'yı. Tabii. Beklerim vallahi bak. Tabii. Pilavlarımız, yemeklerimiz çok yani. Miyim? Mutlaka yanlış. Beklerim. Geldim çok da severim. Ben sana hemen şöyle bir su bardağı ayırım. Burada günlerimiz tamam. Kısıtlı. Tamam. İki. Günleri burada günlerimiz kısıtlıyken yapalım. Yani zamanımız diyeceğim. Çok şekersin tamam. Ha. Hadi annem sen bunu bir yoğur. Tamam nasıl şey... yapayım hamuru? Böyle elimle atıyorum. At. At at ya. Sonra ben şimdi ben. İki tane yeter mi anne şöyle? Annenin sana yaptığı en ilginç şey ne oldu Mevlüt? Çok güzel bir soru. Hı. Yani... Şöyle ortaya gelsen annem de. Baklavamı ben de yoğuruyor mu? Hı. Baklavamı ben de yoğuruyor mu? Yoğur ablacığım. Tamam. Yo, yardıma istersen biz ben yardım edeyim mi sana? Yardım için değil yani de. Mevlüt malum çocuk bir tane bir tane yetişebilir. Soda da vardır. Hemen, hemen getirin. Şimdi annemle yaptığımız... Hemen odadan soda alalım bir tane. Açalım onu. Bir yumurta kırıyorum anne. Kırıyorsun bir yumurta. Çok derinleri atıyorum aşkım. Anne ben buna biraz daha un atıyorum. Aşkım onu at şöyle lavabonun içine. At at at. Çok da sert olmasın, çok da yumuşak olmasın. Bak elinin hamuruyla, erkek elinin şeyiyle hamur da açar. Ama beceri benim oğlum maşallah. Evet, şöyle bak biçim bitti tuz atıyorum ben. Baklava tamam. Yoracağım ya, çok değil yani. Biçim bitti tuz. Bir kahve fincanı süt bak. Tamam. Bir yumurta, biçim bitti tuz. Bir kahve fincanı süt. Evet. Bir kahve fincanı sağ olsun bırak koymuşlar, ölçmüşler ellerine sağlık kızlarımı. Evet. Bir fincan yoğurt, bir fincan da sıvı yağ. Sıvı yağın da geldi. Hı-hı. Sıvı yağını da koydum. Bu da baklavanın hamuru. Bu da baklavanın Oğlan hamuru. Oğlan etli ekmeğin hamurunu yapıyorlar. Tamam, yapabilirsek. Bir yemek kaşığı da sirke. Bak bir yemek kaşığı da sirke. Eğer buna isteyen kabartma tozu limon da atabilir ama ben atmayacağım. Ha öyle mi? Neden? Biraz biçer gibi geliyor bana. Ha. Anladın mı? Evet. Biçer ne demek anne onu da açıkla yani sana. Yani açarken hamurun kıyıları. Kırılıyor. Ha kırılıyor ha, biraz. Kırıl. Ben dün yaptım çok hoşuma gitti. Atmadan yaptım. Tamam. Bunu da böyle yapacağım. Bu gene bizim için kendine iyi baksın böyle. Ben bir de soda. Hemen verdim. Canım. O da hemen geldi buyurun. Oh. Ya annem. Şeyde bantlamışlar var ya gerçekten benim bu. Bak. Buna soda alem. Olunca zaten şey istemiyor yani limon tuzu. Tabii hani, istemez. Kabartma tozuyla limon tuzu. Bak Melkencim senden de görünmem bazı. Ne güzel kabar diyor bak. Süper. Bismillahirrahmanirrahim. Ebru ablacığım annemin bana. Benim elimdeki Fatıma anamızın eli. Yani tabii. Çok ilginç olacak. Ben vallahi yine yıkadım elimi. Gözleme yaptırdı. Bildiğin ocağın başına geçtirtti. Önlüğümü giydirtti. Hamuru açtırttı. Evet. Bildiğin gözleme nerede yaptırdı. Nerede yaptı bu? Hatta fotoğrafı falan da var şeyde. Benim hesapta fotoğrafı falan da var. Nerede cereyan etti bu? Alaçatı'da. Biz bir ufak bir böyle butik otel işlettik bir dönem. Orada cereyan etti bu olay. Evet. Ama annenle yaptığın en ilginç aktiviteler ne dersen. Parasailing yaptık. Şaka. Vallahi bak. Bir de o da yetmedi. Korkmadın Naciye abla. Efendim araba aşkım. Kullanmayı bilmez. Evet. Özür diliyorum. Araba kullanmayı bilmez. Gittik karting yaptık. Aa. Kadın bindi. Ben şok. Çok heyecanlıyım. Kendi kullandım. Ben aslında böyle uçuyorum. Çok heyecanlıyım. Daha hiç araba kullanmaz bir şey. Anne nereden biliyorsun ya, nasıl? Kadına inanılmaz bir cesaret var ya. Böyle bir şey olur. Hep böyle cesur muydun yani sen hayatında? Küçükten öyleyim. Bir öyleyimdir. Değil mi? Küçüklükten evet. Beri öylesin. Çocukların aynen da seni takip etmişler bunda yani. Olsunlar öyle olsunlar. Hep değil mi? Sırk olmasınlar. Olmasınlar. Olmasınlar aynen aşkım. Abi. Şu hamurun kıvamı iyi değil mi anne şöyle? Valla annem sen benden uçurduğunu bırak. Yumrukla maşallah. Aferin lan eline sağlık. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eprucu. Tabii. Peki Naciye teyze, kızlarının da eşlerini sen mi seçtin? Maalesef. Maalesef seçelim. Damattan yana var derdimiz var. Yok hiç yok Allah'a şükürler olsun. Tamam. Allah ömür olsun. Onlar da iyi. Damadımın biri Kastamonlu. Ha. Biri Konyalıydı. 20 sene sonra ayrıldı aşkım. İşte nasip kısmet öyleymiş. Kader öyleymiş. Ha, maalesef derken yani. O oradan bu maalesef. He yani. Ha ayrıldı diye. Ayrıldı yani. Ah he canım benim. Ama onu bilemezsin değil mi? Onu bilemiyorsun. Her şeyi başarılı. Kimse ayrılmak için evlenmek yok. Sen peki der miydin yani? Kızım ben sana seçseydim şöyle düzgün bir damat bulsaydım. Yok ya ben kısmet annem ya. Değil mi? Kader herkes kaderini kısmetini çevirdi. Aman Allah herkesi mutlu etsin. Amin amin. Vardır yazıda bir sebebi. Vardır mi? Vardır öyle. Elbette. Eşim onu çok istedi. He. Öbür kızımı da işte efendisi aynı şeyde bir kızım veteriner bir. Üniversitede. Üniversitede o görmüş hoşuna gitmiş. He. Benim kızı 5-6 sene takip etmiş. He.
Annesi kök törenine geldiğinde evet. Dümür oldular. Kısmetmiş. İyi mutlular Allah'a şükür aman olsun. Allah'a şükür. Ondan maşallah. Da bir Zeynep'imiz geliyor ayın 10'unda inşallah. Bir torun daha geliyor. Bir torun senin kimi? Torun da yani çok zenginim. 6. mı? Benimki 6. Kaç kardeşsiniz? Benimki 7. 5 kardeş. Öbürlerinin durumu nedir? Abim evli Çeşme Alaçatı'da yaşıyor onlar. Orada öğretmen. Onlar İzmirli oldu. O iki çocuğu var onun. Bir küçük ablam var işte o Konya'da bir çocuğu var onun. O şimdi annemler işte beraber yan yana yaşıyorlar komşular. Bir ablam var. Evet. O da Ankara'da yaşıyor evli. Onun iki çocuğu var. Üçüncüyü bekliyoruz. Dört numara ben varım. Evet. İşte bir çocuk bende var. Beş numara var. Maşallah. O da tıp fakültesine gidiyor. Ay maşallah. Ne kadar güzel harika. Ya. Beş çocuk büyüt, yetiştir, evlendir. Torunları sev. Torunlar da başka bir lezzetler. Ne dedin torunlar için? Bal arısı mı dedin? Bal arısı. Evlat evet, sermaye. Evet. Torun kar diyor. Evet. Kar diyor tatlı olur. Aynen benim öyle. Benim de aynı şey. Bal. Arı bal onlar. Arı balı. Hiç tatlanma yapraplas. Hepsi tatlı. Oh maşallah. Hepsi. Bak ne güzel baklavanın hamurunu hemen iki dakikada yapıverdin abi. Hepsi tatlı. Heh. Anne bu hazır. Hamur işini çok severim ekranı. Evet. Beni mutfağa sokun. Seni mutfağa sokun. Evleri sevmem. Ne hissediyorsun mutfakta? Çok severim. Yemek yapmak. Terapi mi oluyor sana? Ne en oluyor? Büyük hobim yemek yapmak. Heh. Çok severim. Peki. Misafiri ağırlamayı çok severim. Ha. Ona çeşit yedirse. Yapalım. Ama çok çeşit bilmem ama kaynamdan rahmetli gördüğümde. Hepsini... Anne bu hazır. Bunu ne yapayım şimdi? Şöyle yumrukla anne. Tamam. Ayırıyoruz değil mi yumruk? Yok yumrukla. Yumrukla. Biraz öyle daha mi? Biraz daha mı yumrukla? Açıkta şöyle biraz yapak. Biraz yapışıyor. Şöyle. Biraz daha on koysun mu annesi? Yok. Çok yok, da sert olmasın. Hayır. Yumuşak olsun. Bak. Pek serti de iyi olmaz. Bak. Mevlüt evde mutfağa giriyor musun? Girerim. Eşim girer maşallah. Hepsini beceririm maşallah. Değil mi? Çok. Hepsini beceririm maşallah. Ya misafir geldi mi bir şeyimi konuştururum yani. Ebru'cum ama ne kadar özellirse şeyse o kadar güzel olur. Her çizimi yapıyorsa. Değil mi? Evet. Hamur diyorsun önemli. Ha, aynen öyle anne. Baklavayı kaç kat açacaksın ablacığım? Biz tek biliriz bir tanem tek. Ya. Ha, tek. Baklava da büzecek. Burma yapacak böyle. Oo. Teki burma yapıyor. Tek burma olacak. Güzel bak dedim ya ben kaynamdan gördüklerim daha devam ettiririm. Maşallah bak, ne güzel. Bak o kadar programlarda yemek yaptım gideyim eve ben de yine kaynamdan gördüklerim yaparım gibi. Değil mi? Ah. Çünkü onlara iyice artık odaklanmışsın. Tabii ki. Bir o de, senin artık mutfağının temel şeyi aynen öyle. Çok severim ama bak çeşidi de çok severim. Peki hiç şimdi. Kaçırma Meltem'in mümkün hiç kaçırma. Hayır. Valla hiç. Canım sağ olun. Etli ekmek için yarım kilo çekilmiş az yağlı kıymamız var. 3 adet soğan var, 3-4 tane domates, maydanoz, hamuru için un, su, tuz. Zaten şu anda sevgili Mevlüt hamuru hazırladı bile. Aşkla yoğuruyorum efendim. Evet. Ev yapımı baklava için şu an ne acıya tedirginiz? 3 kilo un, 1 fincan süt, 1 fincan yoğurt, 1 fincan sıvı yağ, 1 adet yumurta ve bir bardak soda koydu. Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi koydu. O çok güzel koydu. Oluyor. Herkese tavsiye ederim. Daha kıyır kıyır mı diyorsun evet, sen? Kıyır olur, kıyır ha. Kıyır. Ve de kıtır açarken kıtır, de... Çıtır çıtır, kıtır kıtır artık. Nişastayla unla açacağım. Nişasta ve unla açıyor şu anda. Çok güzel. Peki şimdi en sevdiğiniz yemek nedir? Vallahi bizim yoğurt çorbamız çok meşhur. Önce mi yoğurt çorbamızı yaparız anne. O yüzden sonra yaprağı çok sarar. Yaprağı çok güzel. Lahana, yaprak, dolma, zeytinyağlı. Zeytinyağlı, üzüm koyar mısın orta içine? Orta deriz biz koyunların burnundan biz orta vururuz patlıcanını orta. Bu tamam anne. Tamam kızım eline sağlık. Beze beklesin yapıyorum. Mi bu biraz? Beze yapayım beze mı? Beze yap da öyle beklesin. Heh. Beze yapmadan olmaz. Tepsiye mi yapayım? Bak onu da biliyor beze yapayım. Tabii. Bak. Şu tepsiyi mi kullanayım mı şunu beze için? Ama getir ben de koyayım sen de koy. Şöyle bir şey söyleyeceğim ya Naciye teyze. Efendim? Eşin senin bu ünlülük durumuna ne diyor yani? Vallahi annem... Çok iyi bir noktaya değindin. Ben... Hiç gitmem ya. Allah yani. Hepimiz bir insanız ne olacak? Tabii. Ya? Benim öyle hiç aklıma gelmez. Vallahi bak. Hayır yani. Böyle arada tatlı kıskanıyor mu? Kız gene çıktın sokaklara. Çıktın gene ekrana seni gördük. Sağ fotoğraf çekilelim diyorlar. Şimdiki yoğurt sen. Burnu buymuş havalanmış. Şöyle böyle. Tabii. Çekiniyorum ben de kırmıyorum yani. Kırmıyorum ben. Herkes tanıyor seni. Aynen öyle. Aynen. Sağ olsun. Peki Allah aynı şey Allah. Sizin Allah için razı olsun. Soru. Ben... Kaç tane yapayım? Şu tepsiye mi yapayım baklavayı? Evet. Olur. O zaman şunu, o zaman dursun bu. Meltemciğim bunu boşa verme sen yap aşkım. Tabii kullanırım tamam onu. Yani Ebru abla benim... şey, popüler olmak hoş bir duygu, güzel bir duygu tabii ki. Tanınmak. Evet, keyifli bir duygu. Ama şimdi annemine... nasıl tanındığın da önemli. Bir de yani evet. İnsanların o teveccühü, sempatik tavırlarını görünce çok mutlu oluyorsun yani. Evet. Yani doğru şeyler yapmışız Meltem, demek annem ekmek ederken biz böyle beze tutardık bak. Değil mi? He. Ekmek bezeleri böyle olur. Nasıl olur? Allah bir daha göstersene. Bak böyle bak. Böyle şöyle.
Şöyle ekmek mezesini böyle avcunun tutardık. Avcunun yasıyla yani. Bu artık mayalanırdı. Bunu tandıra vururduk gari. Yeme de yanmadı. Allah öyle vurun gari. Ya, hadi bakalım. Ya. 4 mi yapayım 5 mi yapayım hamuru? Bakayım annem. 5 yap. Çok büyük tamam. Yapma. Şunu poşetleyelim. Ben bir de nişasta isteyeceğim. Şu şeker kestim. Meltemciğim sen de baklavanın kestirmesini koyabilir evet. Misin bir tane? Hadi koyalım bakalım. Mersim abla burada gerçekten. Hakikaten ya. Mesela ne oldu öyle ya? İki bardak su, iki bardak şey şey. Fazla koyma. Meltem'im aşkım burada ne yaptın? Anlat bize bunları. Ay, ezdin anlatayım. Ezdin. Heh. Şimdi ay, güzel anjelik olur, mürdümeri olur güzelce. Onları içine nane, karanfil koyarak ve tarçın koyarak kaynattım. Tamam. Şimdi bunu güzelce süzeceğim. Evet. Oh. Pususunu da atmıyorum. Pususu da muhakkak evde yeniyor. Tamam. Ya da difrize koyuyorum. Evet. Tatlı matlı tart yaparsam içine koyuyorum. Evet. Diğer tarafta hemen şöyle çevireyim. Oh. Limonları ve portakalları dondurdum. Dondurdun mu? Evet. Şimdi anjelik şerbeti evet. Geldi buradan. Bunu da suyla karıştıracağım. Hı hı. Bunu suyla karıştırdıktan sonra bal ilave edeceğim. Birazcık su ilave edeyim. Tamam, çok, çok güzel oldu. Evet. Anjelik şerbeti. Bu oklava iyi değil, şakır da yok. Bak ablacığım bizde oklava çok. Vallahi çok hoşuna gittim. Evet. Çok hoşuma bak, gitti. Bak, anne seç beğen al. Tam senin orası. Gel aşkım. Gel beğen mi? Gel tatlım benim. Tam ben yemiş aşkım. Oklava mı istedin? Oklava. Hangisini şuraya istedin? Şuraya geliyor anne bak al şey. Al. Mevlüt al. Mevlüt. Bunları kullanmaz annem. Kullanmaz mı? Merdaneden ziyade şey, böyle oklava. Küçük inceyi ver ben ince de baklava. İnceyi mi istersin? Tamam. Daha ince vereyim daha anne? Daha ince varsa. Var var var. Çok daha ince. Var. Bu şakırdadı şakırdadı. Ha şakırdamasın. İnce olsun ince ince. Önemli olan ince olsun. Tamam ince o şurası. Ona al işte o güzel. Tamam tamam. Valla bak bu da ince. Ama ha daha şu daha ince. Ha, ince. Şu daha iyi tamam ha. Tamam. Valla beğendiremedik bak, ama. Bak oklava deyip geçme bak. Bununla bir ihtisası var yani. Bir dakika şimdi biraz kalın olanı ne yaptı şıkırdadı mı? Şakırdadı. Şakırdadı. Bak ha. Ben sana göstereyim bak nasıl şakırdadı. Göstersene şakırdamayı bana. Bak. Çımıyordu. Uzun olan uzun. Bak. Ha bak, şakırdadı bak, o. Şuraya, tam yuvarlak değil şuraya yani. Şuraya dutmuyor bak şakır 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 diyor. Bak bunu aşmıyor bak bak. Bak gördün bak, mü? Bak evet. Bunu aşmıyor gördün mü bak. Allah gördüm. Hı. Bunu Allah. Aşmadığı için olmaz o. O sınıfta kaldı şu an. Ha, o sınıfta kaldı bak. Bak bu açıyor bu gördün mü? Bu şakırdamıyor. Bak Meltemciğim bu dinlenecek. Dinlenmeyi tamam. Çok sever evet. Ama tabii herhalde burada zamanımız kısıklı. Hı. Ondan seyircilerden özür dilerim bu şimdi kişi olur. Ne kadar dinlenmesi lazım? Valla bir yarım saat yarım dinlense saat. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Aslında keşke geldiğimde yoğur vuraydım ama neyse. Biz görelim istedik senin elini. Değil mi? Aynen öyle. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Canlarım, bir şey söyleyeyim mi bu arada? Türkiye'nin en şişman insanları nerede yaşıyor biliyor musun? Nerede? Konya'da. Öyle çok. Mi? Gerçekten bak. Gerçekten. Bir dakika bir tekmeyi. Tekmeyi yedi. Niye tekmeledin çocuğu arkadan tepti. Olak bana. Ha, ama niye? Mı? Çünkü bu hamur güzel. İşleri yağlı böyle. Yani Konyalılar çok ay, yağlı hamur işi seviyor. Ay hiç şişman değil ki. Bu benim evime geliyor. Nerede açarım ki? Ha. Gelmiyor, evet. Gelmemesi lazım. Ben Melih gibiyken benim 4 tane çocuğum var. Maşallah. Bunlar da o geç kaldılar. Bir çocuğu var. Oo. Bak bak görüyor musun? Ah. Çok teşekkür ederim anneciğim buradan da beni 33 olarak söylediğin için. Kaç yaşındasın ne? Yanlış 36 ya. Ana öyle küçük anneler bizi biliyorsun birkaç yaş sıkıştırıyorlar her zaman. Annelerin gözünde yavrular büyümez ki. Büyümezler doğru değil mi Meltem abla? Doğru büyümezler. Senin için öykü öyle. Meltem sen açmalar buradan açan anne. Bu ve kayıp kayıp gelir benim oğlum. Ha. Başka ne var? Sili gibi var mı? Neyi sevmedin gene? Neyi sevmedin? Şu parlak tezgahı ya. Tezgahı sevmedi orada açmıyor bak, dedi. Bak bak ne, bak bak. Epro'cum bak. Bak annem bak. Bak bir şey bak. Söyleyeceğim. Nasıl yapıldığını göster. Bak böyle bak, açacağız işte. Ha. Yok bu falan ne ki de. Böyle işte. İndicim olarak. İndicim. Şu ununla çık açacağız ununa. Bir dakika sonra aşkım. Ne kadar sonra. Büyüklükte olmalı? Bayağı büyük. Şu olur mu yetmez. Bak. Yetmez bu olur ki. Mu? Olur ama küçük. O, pek olur da. Ver bakayım. Olmaz. Daha büyüğü var mı bunun? Dur onun daha büyüğü de varmış. Tamam, nerede? Sorun. Fidan abla nerede? Getir onun daha büyüğü. Bak bakayım. Ya şimdi ben Naciye teyzeye oklava beğendiremedim. Ya hayal ondan anne. Sonra ha, onu beğenmedi dedi şıkırdadı dedi. Söyleme sahip böyle bir yeni gelin varmış. Ha. Geline demişler ki kalk bir oyna demişler geline. Evet. Gelin de oynamayı bilmez imiş. Ama demiş yerim dar demiş. Benimki de ona döndü ama ben becerim yani elhamdülillah iyi koyu evet. Açarım yani. Yerim dar demiş. Geldi al büyüğü çok, geldi sana şıkırdamasın. Çok iyi valla şıkırdama. Ha, Allah. Anacığım getirdim buyurun. Annem.
Ya sen yeter ki iste. Var bizde bunlarda. Var var. Hepsi var biliyorum ben. Allah razı olsun. Bak. Şöyle dursun. Tamam. Kaymıyorsun değil mi? Ayağının altında bir yükseklik getireyim mi? Ayağım değil de şey. Yükselteyim mi seni kızım? Yok yok. Ondan tamam, değil. Bunu açar bu ya. Tamam. Ondan değil aşağıda. Peki Meltem abla, vallahi neler yaptın bu arada? Bir dakika, şimdi bunları çektin. Ben vallahi evde yapıyormuş gibi, Naciye teyzeyle yapıyormuş gibi. Biz zaten Meltem bile alışkınız, sağ olsun. Evet, sağ olsun. Aşkım şimdi önce ancakleri İkbal'ım pişirdin. Ona da selam olsun. Sonra onları süzdün. Pişirdim, ezdim içinde ancakleri. Evet. Diğer tarafta da limonla portakalı çektim. Aynen. Daha iç şeker yok. Bu arada bunları dondurdum Meltem abla. Evet, dondurdum. Dondurmuş kesilmiş ve dondurmuş. Evet. Tamam. Sonra ikisini bir harmanladım. Bak hiç şeker yok içinde. Şimdi öyle bunu içerken pekmez isteyen pekmez. Bal isteyen bal ilave edecek ve nane ile birlikte ikram edecek. Nedir İstersen bu Angelik şerbetinin peki böyle çok özelliği? Ya. Müthiş bir şey. Bir defa kan yapıcı özelliği var sağlık açısından bakarsan. Mevsim itibariyle kışa giriyoruz. Çok da ihtiyacımız var aslında. Tamam. Süt arttırır mı? Sulu her şeyi arttırır. Daha çok tabii ki su arttırır. Özellikle bunlar bizim gündemimizde olduğu için evet, önemli yani. Mevlüt'ün eşine de buradan gönderiyoruz. Evet, tebrik hemen bunu yapıp sana yolluyorum güzel gelinim. Ah canım benim. Bunu güzelce süzeceğim ve içine balını ilave edeceğim. Taze nane ile ikram edeceğim. Çok güzel. Lezzetli. Evet. Bana görüntü gelen muhteşem. Meltem şerbeti var mı diye gerçekten soruyorum. Gerçekten bu senin tarifin. Herkes çok seviyor bunu. Naciye teyze, sevgili oğlu, Mevlüt Acar oğlu, iyi ki geldiniz. Kız ne zaman bitti bitti derbe baklava yapmadım. Var mı? Bak görüyor musun? Keşke de açıktan uzun olsaydı. Açıktan uzununa geliriz. Tamam, azıcıktan uzununa gel tamam mı? Bak bekliyorum tamam, gari ona göre. Tamam. Hadi hoşçakalın. Ben sağlıyordum sen bana ya. Çok mersin. Değirmenciye döndüm bak. Güzelleştirme ve yüz gençleştirme farklı mıdır? Yüz gençleştirme uygulamalarında nelere dikkat edilmeli? Kişinin kendi yağıyla gençleşmesi nasıl mümkün olur? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. İnsanın o zarafeti, nezaketi, bilgisi, becerisi, yeteneği, görgüsü bunlar da o güzeli destekler. Dişler günde kaç kez ve nasıl fırçalanmalı? Ağız ve diş bakımlarında nelere dikkat edilmeli? Diş tedavilerinin ve gülümseme tasarımının detaylarını protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Hep süpürür tarzda, mesela üst çenede yukarıdan aşağı, diş etinden dişe doğru. Fırça diş etinize değsin, hiçbir zararı yok. Lazer epilasyon nasıl yapılır? Lazer epilasyonun mevsimi var mı? Lazer epilasyonun sonuçları kalıcı mıdır? Estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek anlatıyor. Mutlaka anajen evreyi yakalayıp yeterli oranda akımı kılın köküne indirerek şuradaki kan soğancığını, kıl soğancığını yok etmeyi hedefleriz. Evet. 32 yaşındaki Hatice Çelik geçirdiği kaza sonrası rahat nefes alamıyordu. Burnuyla dalga geçilen, dişleri yüzünden gülemeyen Hatice Hanım'a diş hekimi Doktor İlker Arslan, Doçent Doktor Hayati Akbaş ve estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek hangi uygulamaları yaptı? Muhteşem bence, çok güzeldi. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi kendine iyi bak da. İşte değişim ekibimiz efendim yerlerini aldılar, gururlular, mutlular. Çünkü az sonra hayallerine kavuşturmuş olduğumuz sevgili Hatice Çelik'in son halini göreceğiz hep birlikte. Şimdi hocam, Samsun'da geçen bir yolculuk. Evet. Hatırlıyor musunuz neler olduğunu? Evet evet, önce Samsun'a götürdük. Götürdük. Bir bakalım kimmiş önceki hali. Gelsin evet. Hemen hanımefendiyi bir hatırlayalım. Ne zaman teslim aldık, neler yaşadık. 32 yaşında, 6 yıl önce ayağım rampaya takıldı, burnum kırıldı. Maddiye imkanım olmadığı için yaptıramadım diye bize gelmiş. İş yerine dalga geçiyorlar. Ailemle yaşıyorum, bekarım ve hayatıma yeni bir başlangıç yapmak istiyorum demiş. Şöyle bir baktığımızda aslında genç, güzel bir hanımefendi. Şimdi tabii bakıldığında gayet genç. Zaten de genç ve güzel. Yani 32 yaşında ama gerçekten yaşının da altında gösteriyor. Evet. Doğrusu. Fakat geçirdiği burun travmasına bağlı burunda şeker bozukluğu hem görsel hem de fonksiyonel yönden tabii vardı. Septorinoplasti yapıldı. Bir de yüz mesela çenesi küçük, burada fark edilmiyor. Çene küçük, yüzün belli bölgelerini yaptığımız hipofilink yöntemiyle göz civarlarını belli yerlere yağ enjeksiyonuyla
Bakın yandan dikkat edin. Evet. Çenenin küçük olduğunu gördüm. Burun daha kemer, biraz daha gıdı uzun. Biraz gıdı da varmış gibi görünüyor dolayısıyla. Evet, evet, yandan dikkat edin. İşte bu profiloplasti diyoruz. Yandan bakışta kendini iyi hissetmeme hali. Yan fotoğraf vermiyorlar. Hani psikolojik anlamda etkileniyorlar. Ne deniyor hocam? Yani yan profil düzeltmeyi biz profiloplasti diyoruz. Aslında benim profiloplasti. Profiloplasti aslında profil düzeltme. İlk defa duyuyorum. Evet. Profil düzeltme. Profil düzeltme işlemi. Buna müdahale yaptık. Artı yağ doku enjeksiyonlarıyla çene başta olmak üzere dudak ve yüzün diğer kısımlarına bir oran yakalamaya çalıştık. Her zaman diyoruz yani bir altın orandan falan bahsediyoruz. Aslında altın oran, her insanın kendi altın oranı var. Tabii. Kendine özel. Şöyle bir oran yok, onu da hemen bir fikir vereyim. Altın oran var, belli rakamlar var ve herkes aynı olmalı. Öyle değil o. Evet. Benim altın oranım mesela İlker'e uygulansa, İlker Bey'in aykırı bana uygulansa iyi olmayabilir. Tabii. O yüzden herkesin kendine özel bir altın oranı var. Bu kızımızda da öyle. O kendine özel bir altın oranı herhalde. Evet, siz de bir şeyler yaptınız onunla ilgili. Destekleme amacıyla. Destekleme amacıyla. Böyle bir olay oldu. Dolayısıyla daha böyle kendisiyle barışık ama bir kusur var. Onu da söylemeyeyim. Bakalım görecek mi seyirci, izleyici. Peki hocam. Ha. Peki gene kendi şeyinizde bir şey buldunuz. Eminim evet. O bir şey değildir bence ama. Evet. Emine Hanım'a hemen dönüyorum. Sevgili Emine Aytek, estetisyen, güzellik ve yaşam koçumuz. Neler yaptınız? Nasıl bir yolculuktu? Çok güzel bir yolculuktu. Çok farklı bir öyküydü. Kendisine önce kilo aldırdık. Hah. Şimdi bu çok fazla rastlamadığımız bir durum. Evet. Çok zayıftı. Çok zayıftı. Neden beslenmesi gerektiğini, neden yemek yemesi gerektiğinin farkında değildi. Neden yemek yiyeyim ki diyordu. Sabah uyanır uyanmaz başlıyordu. Evet. Yemek yemeye başladığında fiziksel çekiciliğinin arttığını fark edince hafif poposunun çıktığını, göğüslerinin çıktığını, kas yapısının biraz daha iyi olduğunu görünce, dikkat çektiğini fark edince hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Daha çok sağlıklı beslenmeye başladı. Hı hı. Bunları konuştuk, bunları kendisinde oturttuk. Biraz hayata asık suratla bakıyordu. Hmm. Asık suratla baktığı için de herkesin asık suratlı olduğunu görüyordu. Çok enteresan. Bunu, evet. Hani ben kimseye girmiyorum, kimse de bana selam vermiyor. Aynen gibi. Öyleydi. Hmm. Lütfen dedim, gülümser misin? Herkese gülümser misin? Ve insanların tepkisi sana ne olacak, bunu görmeni istiyorum dedim. Hmm. Bir sonraki geldiğinde ise ben güldüğüm için herkes bana gülüyor. Neden böyle oldu? Dedi. Siz dedim karşınızda nasıl bir enerji verirseniz tabii, aynı enerji de size geri çok döner. Doğru. Yansıma çok önemli. Evet dedi, artık hep gülüyorum ve karşımdakiler de bana gülüyor. Sokakta yürürken bile gülerek yürüdüğümde insanlar gülümsüyor. Asık suratlıysam hep asık suratlı oluyorlar. Evet. Bu şekilde ilerledik. Çok güzel. Bir de hiç yapılmamış bir işlem yaptınız bugüne kadar kendisine. Lazer epilasyonla bu maksatla bir işlem yaptınız ama ne siz söyler misiniz? Alın bölgesindeki oranı sağladık. Hmm. Altın oranını dengeledik. Kendi yüzüne uygun olanı. Saç dipleri çok mu öndeydi? Saç dipleri çok öndeydi. Saçla kaşı çok yakındı. Alın mesafesi var ama çok fazla küçük saçları ve saçı çok fazla aşağı alına doğru indiği için bu da onu biraz daha sert gösteriyordu ve çekiciliğini baskılamıştı. Dikkat edersek hem Ebru Hanım'ın hem sizin alın yapınız onunkini bir karşılaştırın. Bakın dikkat edin. Evet değil mi? Evet. Ben de şimdi ona baktım dikkat hocam. Dikkat edin. O üç resim biraz koyun. Aynı anda. Aynı anda koyun ama üç resim. Üç resim aynı anda bakınca. Dikkatimi çekti. İkinizin. Neyse. Karşılar herhalde. Sahne karşılar. Peki. Alın. Bakın. Evet. Şimdi alın yapısına dikkat edin. Tabii. Şimdi sizin alın yapınızda kızımızın alın yapısı arasında bazı fark var. Bunu çalıştığımızda ise ilk başlarda yadırgadı. Ne yaptınız dedi. Ben böyle bir şey istemiyorum. Tıpkı dedi, saçımı çektiniz dedi. Suratımı da geri ittiniz dedi. Nasıl bir şey oldu bu falan dedi. Çok alışacaksın dedim. İlk etapta daha küçük açtık. Yarım santim kadar açtık. Görmeniz lazım sevgili izleyiciler. Sonrasında ise biraz daha ilerlettik. Bir santim, bir buçuk santime kadar açtığımızda ise alın, burun ve çene orantısını dengeledik. Kendi yüzüne uygun orantıları sağladığımız müthiş için çekiciliği arttı. Müthiş, müthiş. Nasıl yapılıyor? Zor bir işlem mi? Epilasyon, şöyle ben bir şey de hazırladım. Tabii. Görsel. Belirli seanslarda yapılması gerekiyor. Buyurun. Evet. Neden birkaç seans epilasyon yapılıyor dediğimizde işte kıla, kıl, şu şekilde evet. Kıl anejen evresindeyken akım verildiğinde kılın soğancığına kadar gelir ve oradaki kıl tamamen yok olur. Ve bir daha geri gelme şansı yoktur. Ama katejen ve talejen evresinde
epilasyon, iğneli epilasyon veya lazer epilasyon yapıldığında kesinlikle bu evrelerde sonuç alınmaz. Kıl tekrardan çıkacaktır. Anejen faza geldiğinde yine uygulama yapılması gerekiyor. Peki. Biz neden 6 seans veyahut da 8 seans periyotları uygularız? Mutlaka anejen evreyi yakalayıp yeterli oranda akımı kılın köküne indirerek şuradaki kan soğancığını, kıl soğancığını evet. yok etmeyi hedefleriz. Evet. Belirli seans aralıkları bu şekilde ilerler. Bu şekilde ilerleyecek. Evet. Gerçekten çok güzel. Sürekliliğin lazer epilasyondaki başarısı burada açığa kesinlikle. Çıkıyor. Kesinlikle. Evet. Çok güzel. Şimdi az sonra kendisini göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Ve İlker Bey, dişlerinizi günde kaç defa fırçalıyorsunuz diye sokağa çıkıp sorduk. Bir cevaplar gelsin bakalım. Size diş fırçanızla gelmişsiniz tamam. bugün. Buyurunuz. Dişlerinizi günde kaç kere fırçalıyorsunuz? Bir, bazen üç oluyor. İki olmadı ama, bir ya da üç. Peki bize gösterebilir misiniz? Genel olarak bunu böyle yuvarlak fırçalıyorum. Genel döndüre döndüre çünkü dişin her tarafına ulaşsın diye. Ve yani arka tarafıyla da dilimi fırçalıyorum, nefesimi korusun diye. Günde bir kere fırçalamak sağlıklı mı sizce? Bence sağlıksız. İki sefer, sabahleyin ve akşamleyin. Aşağı, yukarı, alta, dilimin ucunu. Tamam, bu kadar. 3-4 kere fırçalıyorum yani her yemekten sonra hemen hemen fırçalıyorum. Bu şekilde önlü arkalı yani dişlerin diplerini temizleyecek şekilde bu şekillerde fırçalıyoruz yani. Bilmiyorum ne kadar doğru fırçalıyoruz. Dilinizi de fırçalıyor musunuz? Dilimi fırçalamıyorum. Çünkü biraz tenim hassas olduğu için dilimi onu bir kere denedim olmadı. Onun için fırçalamıyorum ama dişlerimi genelde 3-4 kere fırçalıyorum. Diş sağlığınıza dikkat ediyor musunuz? Tabii ki. Günde dişlerinizi kaç kere fırçalıyorsunuz? 2. Böyle bu şekilde. Bu şekilde. Çalıyorum. Diş sağlığı çok önemli. Vaktinde kıymetini bilmedik ama bakıyoruz artık. İki kere. Genelde yukarıdan aşağı doğru fırçalıyorum. Bu şekilde fırçalama olayı yapıyorum. Doktorumdan da öğrendiğim kadarıyla. Özellikle en çok mikropların olduğu bölge olduğu için dilimi de fırçalıyorum. Evet işte burada o fırça. Şimdi siz o fırça bu fırça. Evet. Peki gerçekten doğru mu söylenenler? Bu işi biraz kompleks hale getiriyoruz. Hmm. Belki hekimlerin de biraz kabahati var. Yani işte yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Yok diş etine değmeyecek, yok böyle böyle olacak. Mantalite çok basit. Hmm. Şimdi hastalarımızın genel sorusu şudur. Hangi macunu kullanayım? Ha. Şimdi sanki bizde öyle bir şey varken mesela zayıflarken de öyledir. Ne yaparsam bir anda kiloları verir. Tabii. Böyle bir şey yok. Macunda da benim klasik cevabım şudur. Hangisinin tadı sizin hoşunuza gidiyorsa onu kullanın. Ne güzelmiş. Çünkü hiçbir macunun birbirinden böyle inanılmaz bir özellik fazlalığı yok. Hı-hı. Ya da sizin dişinize biraz daha, diş etinize biraz daha faydalı değil. Bütün şey fırçalamaktan geçiyor. Hiç macun da kullanmayabilirsiniz. Hiç macunsuz, sadece suyla fırçalayabilirsiniz. Fırçalamadaki mantalite tamamen dişin mekanik olarak temizlenmesidir. Yani aynı bir arabayı yıkamak gibi düşünün. Hı-hı. Macun bu işi biraz daha konforlu hale getiriyor. Ve macunun köpürmesi... Evet, macunun köpürmesi size bir temizlik hissi uyandırıyor. Mesela bir macun ne kadar geç köpürürse sizin için o kadar iyi. Çünkü çok köpürürse siz kısa sürede fırçalama işlemini bitireceksiniz. Sağdan sola mı, yukarıdan aşağı mı? Fırçalamanın özü diş etinden dişe doğru. Yuvarlak hareket, kare hareket, elips hareket bunların hiçbir önemi yok. Üst çenede yukarıdan aşağıya, alt çenede de aşağıdan yukarıya doğru. Şimdi yuvarlak harekette de şöyle bir sıkıntı var. Siz şu bunu hareketi yaptığınızda oradaki plağın bir kısmını diş etinin içine itiyorsunuz yukarı doğru götürdüğünüzde. Alt çenede de şu hareketi yaptığınızda alt çenede dişin içine doğru itiyorsunuz. O yüzden hep süpürür tarzda mesela üst çenede yukarıdan aşağı diş etinden dişe doğru. Fırça diş etinize değsin hiçbir zararı yok. Önemli olan dişle diş etinin tam birleşim noktasında hiç plak bırakmamak, hiç gıda artığı bırakmamak. O yüzden... Diş etinden dişe doğru, aşağıda da gene yukarıda, aşağıdan yukarıya doğru bir temizlik yapmak gerekiyor. Bu temizlikteki fırça bizim her şeyimiz. Tabii. Yani mekanik temizlik her şeyimiz. Macun keyfe keder. Hangisinin tadı hoşunuza gidiyorsa. Florlu, florsuz, işte ne bileyim naneli macunu sevmiyorsunuzdur. Naneli macunla fırçalamak size zor geldiği için bu sefer fırçalamadan kaçmaya başlarsınız. Doğru olabilir. O yüzden tadı hoş gelen... Fırçalamanın köpürmesi biraz geç olan bir macun seçmeniz hem bu işi daha uzun süre yapmanızı hem de daha zevkli hale getirecektir. Uzun uzun fırçalayacaksın. Evet. Kaç dakikada peki bunun hakkı? Normalde bölgeleri ayırın ve bu bölgeleri de sık sık değiştirin. Şimdi böyle 50'li 60'lı yaşlara geldiğinizde mesela sağ elinizi kullanıyorsunuz ve sol tarafınızı fırçalıyorsunuz. Devamlı fırçalamayıp sol taraftan başlarsanız
Burada direnç fazla olacağı için bu bölgede bir aşındırma yaparsınız. Oradaki diş etlerine bakın, bir miktar hep yukarı çekilmiştir. O yüzden en zor fırçaladığınız yeri ilk fırçalamaya çalışın. Oralarda nerelerdir? İçerileri. Önce içerileri fırçalayın. Ondan sonra dışarıları fırçalayın. Mesela sağ elinizi kullanıyorsanız sol tarafınızı en son fırçalayın. Sol elinizi kullanıyorsanız sağ tarafınızı en son fırçalayın ki oraya biraz gücünüz kalsın. Vallahi taktik verdi şey gibi. Tabii, değil tabii. Sahaya çıkmadan önceki futbolculara da evet, nasıl fırçalayacağız? Ama fırçalamak bu işin %70'i. Evet. Yani çünkü dişin %30 alanı da ara yüzler. Bu ara yüzlerde mutlaka ya diş ipiyle ya ara yüz fırçalarıyla hiçbir şey yapamıyorsak ağız duşlarıyla, özellikle implant üstü protez kullanıyorsanız veya ağzınızda köprüler varsa mutlaka bunların altını ara yüz fırçalarıyla, diş ipleriyle ve ağız duşlarıyla mutlaka yıkamak gerekiyor. Ağız duşu dediğimiz şey de aslında bir araba yıkama makineleri gibi, evet, düşünün. Tazelikli su veriyor. Bu tazelikli suyun içine biraz gargara katarsanız, tabii, o gargara ile beraber bu bölgede bir dezenfeksiyon da sağlarsınız. Sizin için bir artısı vardır. Yapalım diyorsunuz bunu. Mutlaka hem dişimizi fırçalayalım. Dediğim gibi macunun hiçbir önemi yok. En önemli olan dişi fırçalamak, mekanik olarak oranın temizlenmesi. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum, bu altın orandan. Doktora döneminde... O zaman burada bir virgül, çünkü çok güzel bir sokak röportajımız var yine. Estetik bir yüz deyince aklınıza ne geliyor? Bakalım altın oran geliyor mu? Cevapları alalım. Estetikli bir yüz dendiğinde aklınıza neler geliyor? Çok olumlu şeyler gelmiyor. Çünkü herkes birbirine benziyormuş gibi. Şimdi bir trend var, burun, göz, kaş sürekli aynı model. Hani çoğaltılmış gibi insanlar bana göre. Vallahi ben hiç kabullenmiyorum. Çünkü sevmiyorum. Çok anormal oluyor bana göre. Her yaşın kendisinin güzelliği var. O kadar. Hiç de düşünmedim yani şimdiye kadar estetik ameliyat. Peki estetikli bir yüzü bana tarif edin dersem nasıl bir yüz olur bu sizce? Kaşlar şöyle havada, ondan sonra burunlar küçülmüş, dodaklar şişmiş, buralara şey koyulmuş, ne derler ona siz de bilmiyorum. Ben çünkü Azeri olduğum için, evet. Yani her şey anormal. Hiç sevmiyorum kendim. Mimiği olmayan bir yüz geliyor. Bir de hepsi birbirine benziyor gibi. Göz yapıları, burun yapıları, mimikleri. Düzgün bir burun, dudak, yanaklar, çene. Pozitif ve kendine güvenen kişiler geliyor. Kişinin kendi özgüvenini geri kazanması için küçük rötuşların yapılması çok doğal ve güzel bir şey. Yani insanın kendini daha mutlu hissetmesi için bence çok gerekli diye düşünüyorum. Bir yüzün estetikli olduğunu nereden anlıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Bazı mimikler çok fazlasıyla yok edildiği zaman anlaşılır. Ama bunu daha doğal halde kullanıldığı zaman, daha uzman eller yaptığı zaman daha hoş bir görüntü oluşabilir diye düşünüyorum. Evet efendim. Ne diyorsunuz? Neden? Şimdi şu altın orandan kısaca bahsetmek istiyorum. Altın oranla ilgili biz bilimsel bir çalışma yaptık. Türk insanı altın oranı uyuyor mu, uymuyor mu diye. Uymuyor muyuz? Altın oran aslında biz altın oranla hiç uymuyoruz. Altın oranla biz ünlülerden değerlendirmiştik. Hayati Bey'e gidenler uyuyor galiba. O dönem Hülya Avşar çok popülerdi. Altın oranla Hülya Avşar uyuyordu. Altın oranın ilk çalışmasını Japonlar yapıyor. Peki. Japonlar da bu değerlerin birçoğunu kendine göre hazırlıyorlar, o değerleri. Ve o değerler Japonlarda kabul görüyor. Bizde altın oranına uyan kimse yoktu bizim yaptığımız. 200'e yakın diş hekimliği öğrencisi üzerinde yaptık bu çalışmayı. Peki. Hiç kimse altın oranına uymuyor. Hatta Japon şöyle, değiliz çünkü. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Prototip yüzler oluşturduk. Yani altın oranı işte göz genişliği bu olacak, burun genişliği bu olacak. Geldi size Ebru Akel. Sizinki buyurun. Oluyormuş, bakın sizinki de oluyormuş. Demek ünlülerde var altın oran. Evet. Yani Türk milleti altın orana uymuyor. O yüzden altın oran dikkate alınarak yapılan şeyler illaki güzel sonuçlanacak diye bir şey yok. Evet, ya önemli da altın oran sizin, mutlak bir güzellik gerçeğidir diye bir şey yok. Sizin yüzünüzün uyumu. Altın oranı bence şöyle değerlendirmek lazım. Sizin kendi oranlarınızın bir sabit içine değeri olacak. Yani sizin güzelliğinize baktığımızda evet her şey yüzünüzle uyumlu. Hiçbir şey bizi rahatsız etmiyor. Sizin altın oranınız kendinize ait. Kendi evet, altın yani, oranınız çok güzel. Türklerde yok. Aynen, çok güzel ifade etti. Evet. Herkesin altın oranı kendine özeldir. Yine bir çalışma yapılmış. Altın oran dikkate alınarak bir figür resim çıkarılmış. Fakat o resim güzel bulunmamış. Şimdi altın orana göre resim yapıyorsunuz. Tabii. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın fiziksel güzellik var ya, hani şu baktığını gördüğünüz güzellik.
Bir de fizik ötesi güzellik var. Ben öyle bir kavram ortaya atmıştım yıllar önce. Şimdi fiziksel olarak güzellik. Şuna bir örnek vereyim. Bir kadın görürsünüz çok güzel. Çok güzel bir kadın. O kadınla oturursunuz bir 10 dakika sohbet ederiz 5 dakika. Bütün o güzellik gözünüze gider. Karizma yerle bir olur. Veya tam tersi erkek de aynı şey getirir. Dolayısıyla insana o güzelliği katan bir de içte hani insanın içinin güzelliği dışına yansır derler. Bakın bunlar basit almamak gerekir. İnsanın o zerafeti, nezaketi, bilgisi, becerisi, tabii, yeteneği, görgüsü bunlar da o güzelliği çok destekler. Destekler hocam. Destekli çok destekler. Güzel söylediniz. Harika eklediniz. Sizinle şimdi birazcık daha konuşacağız sevgili Emine Hanım. Çünkü hanımefendiyi çağıracağım. Çünkü ona kilo aldırdınız ve saçlarına lazer epilasyon yaparak bir ilk gerçekleştirdiniz bu programda. Sevgili Emine Aytek, artık hazırsa Hatice Çelik'in son halini görelim efendim. Değişim başlıyor. ...32 yaşındaki Hatice Çelik... ...geçirdiği kaza sonucu... ...burnunda oluşan sorundan dolayı... ...rahat nefes alamıyor. İşte bu sorunu düzeltmek için... ...Hatice Hanım... ...Samsun'a doçent doktor Hayati Akbaş'ın yanına gidiyor. Hatice Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle bir gel bakalım... ...şöyle yanıma şöyle gel. Daha önce gelmiş miydin Samsun'a? Hayır, ilk defa. Güzel Samsun, nasıl buldun? Çok güzel. Beğendin mi? Evet, sizin anlattığınızdan da güzelmiş. Oo süper ya. Ben diyorum Türkiye'nin Miami'si boşa evet. demiyormuşum değil mi? Hatice Hanım nasıl bir değişim hayal ediyor? Burnumda kırık var zaten. Bir kaza geçirmiştim. Ondan evet. dolayı zaten yaptırmak istiyordum. Burnun zaten sıkıntı evet. ediyorsun. Aha. Nefes alamıyorum o yüzden. Eğri duruyor zaten. Aha. Onun düzelmesini istiyorum. Evet. Bunlar çökük duruyor. Yani kırışık gibi duruyor. Onları sevmiyorum. Fazla su içmediğim için. Göz civarlarımı hoşlanmıyorsun. Peki. Fazla su içmediğim için erkenden çökmeye başladı bence. Doçent Doktor Hayati Akbaş, Hatice Hanım'a hangi estetik uygulamaları yapacak? Bakın bir kemer var. Yukarıdan aşağı doğru burnucu düşük. Aşağı doğru. Artık karşıdan bakıldığında da evet burnumuz biraz böyle hafif eğri gözüküyor. Bir de yandan yine bakalım çenemizin küçük gözüktüğünü görelim. Çene biraz geride. Çene biraz geride. Çene biraz küçük. Dudaklara biraz dolgu istiyorum. Artı yüz civarı bölgesine, göz civarları bölgesine kendi yağımdan, bilmiyorum olabilecek mi senden bu kadar dokudan yağ ama bulacağız bir yerlerden. Yağ dokuzdesi yapacağım. Bir de bakın şu göz civarlarının şu bölge kenarları, bizim temporal bölge diyebileceğimiz şakak bölgeleri biraz çukur. Bu bölgeyi yağ desteğiyle desteklediğimizde gözlerimizin daha da güzel gözükeceğini, göz civarımızın daha da güzel gözükeceğini, daha orantılı gözükeceğini düşünüyorum. Bir de şöyle söyleyeyim. Yani yüzde biraz daha üçgensi bir yapı vermek istiyorum. Bir de şurayı biraz inceltmek istiyorum hafif. Elmacıklarım biraz daha belirgin hale gelecek. Hatice Hanım aynalarla barışmak istiyor. Sosyal hayatta, çalışma hayatında daha fazla olacağımı düşünüyorum. Kendine özgüvenen, hani özgüveni olan insan her şeyi başarır bence. Şunu anlıyorum hocam. Ben aynaya baktığımda kendimi daha hissedersem, burnumu daha çok seversem, yüzümü daha çok seversem kendimi daha iyi hissederim. Kesinlikle. Daha iyi hissettiğim zaman da etrafıma daha çok faydam olur. İşimi kesinlikle. Daha iyi yaparım. Daha sosyalleşirim mi diye kesinlikle. Düşünüyorsun? Kesinlikle. Daha çok sevdiğim için hani severek yaparım. Büyük değişime dakikalar kala heyecan dorukta. Birincisi burun estetiği. İkincisi lipofilin yağ enjeksiyonu çenesine çene büyütme aynı zamanda. Belki bir ihtimal yanak inceltme Samsun yanağı. Doğru mu? Evet. Ebru Akel izliyor. Şorkili izleyicileri izliyor. Biz de seni birazdan detaylı alacağız. Gerçekten samimi sıcak duyguları merak ediyorum şu an. Çünkü operasyon dakikalar sonra başlayacak. Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten ilk defa ameliyat olacağım. Ama buna nasıl cesaret ettiğimi kendim bile şaşırıyorum. Ama iyi ki yapmışım diyeceğim bunun sonunda bence. Çünkü size çok güveniyorum. Bununla ilgili aklımda soru işareti bile yok. Unutma Hatice. Bu bir ameliyattır ve her ameliyatın bir riski mutlaka vardır. Biz bunları konuştuk seninle. Evet. Her şeyi biliyorsun ama inanıyorum hiçbir risk olmayacak. Hiçbir problem gerçekleşmeyecek ve güzel bir şekilde orada Show TV'de Ebru Akel'le beraber senin tüm izleyiciler izleyecekler, değişimi görecekler. Doğru mu? Evet. Bir el sallayalım. Show TV, Ebru Akel. Uzun zamandır diş hekimine gitmeyen ve dişlerindeki sorunlar yüzünden gülemeyen Hatice Çelik, diş hekimi Doktor İlker Arslan'ın muayenehanesine gidiyor. Diş hekimi Doktor İlker Arslan, Hatice Hanım'a altı kaplama, komple diş beyazlatma, gülümseme tasarımı yapıyor ve diş boyutlarını ayarlıyor. Hatice Hanım artık rahatça gülebilecek. Estetik
Güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek, Hatice Hanım'a hangi uygulamaları yapacak? Alnını biraz açmamız gerekiyor. Kaşla alın mesafesi çok fazla, çok az. Onu açmam gerekiyor. Birkaç milim onu açtığımda yüzü daha güzel ortaya çıkacaktır Hatice'nin. Şöyle istersen birlikte görelim şu mesafeyi. Yani burada bir parmak gibi bir mesafe var ve şurada da küçük küçük saçlar var. Şu saçlara girip aldığımızda, epilasyon işlemini yaptığımızda Hatice'nin saçlarının iyice açıldığında o zaman yüzü daha güzel ortaya çıkacak. Yüzün anatomisiyle, yüzdeki kemik yapısıyla, kas dokusuyla bunlar değişiyor. Herkeste o orantı fazladır. Altın oran dediğimiz bir oran vardır. Biz gözle baktığımızda göze hoş görünen orantıları yakaladığımızda ve o kısımları dengelediğimizde altın oranı her zaman yakalamaya çalışırız ki daha fresh, daha güzel görüntü elde edelim. Hatice Hanım'ın yüzünü ortaya çıkarmak için lazer işlemi başlıyor. Bakın. Aynısını şimdi buraya yapacağız. Yüzün açıldığını, ortaya çıktığını, kaş yapısının açıldığını, alın mesafesi, burun mesafesi ve çene mesafesi. Yüzümüzün orantısını eşitlediğimiz zaman her zaman çok daha güzel bir yüz ifadesi oluşur. Estetik, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek, Dermapen'le Hatice Hanım'ın kırışıklıklarına müdahale ediyor. Cildinde Hatice Hanım'ın nemsizlik var. Şu bölgelerinde özellikle nemsizlikten dolayı hafif kırışmalar görüyoruz. Şu bölgelerde alın çevresi, kaz ayakları. Peki Hatice Hanım, beslenme bozukluğu sorununu aşabilecek mi? Hatice'nin akşam yemek yememe gibi bir sorunu varmış sanırım. O konuda biraz konuşacağız kendisiyle. Neler yapabiliriz diye konuşacağız. Olcay Gün, Hatice Hanım'a büyük finale hazırlanması için tavsiyelerde bulunuyor. Evet, birinci kombinimizi seçtik. Birinci kombinde yine süet bir ceket, pudra rengini özellikle siz de istediniz. Altına jean pantolon ve içine beyaz atlet, askılı atlet. Yine şapkamızla gündüz çok rahat dışarıda giyebileceğiniz spor bir kıyafet. Senin hardal rengi ön planda dediğim gibi ve çan etek yine geriye döndü. Üstüne seçimiz triko da yine hem kısa göbekti bir de yaşınıza uygun bir trikoydu. Hatice Hanım, yıpranan saçları için uzman kuaförümüz Rıdvan Bayar'a teslim ediyor kendisini. Bir sene önce de saçını kestirmiş. Ben ona bir değişiklik yapacağım. Fakat ihtiyaca yönelik bir değişiklik yapacağım. Daha rahat kullanabileceği, hiç kuaföre gerek kalmadan sadece 5 dakika evden çıktığı zaman saçına şekil verecek. Kendi rengini biraz daha yumuşatacak bir Brezilya kahvesi yapacağım. Ama standart dışında bir balyaj yapacağım. Hatice Hanım'ın ellerine de final gününe yakışır bir manikür yapılıyor. Ellerinizle ben ilgileneceğim. Genellikle yazdan kışa geçerken hani malum kış mevsimlerine giriyoruz. Ellerimiz kuruyabiliyor, çatlayabiliyor. Bugün manikürünüzü ben yapacağım. Ellerinizle, tırnaklarınızla bakım yapacağım. Ve işte karşınızda. Gerçekten her defasında söylüyoruz ve altını çiziyoruz ama yine bir başka başarı, yine bir başka değişim hikayesi. Gözlerinize inanamayacaksınız. Hatice Çelik karşınızda. Aman Allah'ım. İnanılır gibi değil. Gayet kendinden emin. Gülümsemenin güzelliğine bakın. Daha önce de gülmüş ama gülmüyor yüzü orada. Şimdi gözlerinin içi gülüyor. Müthişsin Hatice'cim. Bak bakalım kendine. Bak bakalım. İşte Hatice Çelik 32 yaşında. Ve bize başvurduğunda oldukça büyük sıkıntıları vardı. Ve işte. Müthişsin. Allah.
Evet, dön bakalım, orada durabilirsin. Orada hoca Hayati Bey'in tam yanında dur. Hah. Dön bakalım Haticeciğim, dön bakalım. Hoş geldin. Nasılsın, bir sesini duyalım. Teşekkür ederim, siz? Biz de iyiyiz. Nasıl hissediyorsun kendini? Süper. Değdi mi? En çok hayat koştuğu işe yaramış herhalde. Devamlı gülüyor. Emine Hanım'dan. Müthiş bir şey. Şimdi sevgili Hocam Hatice, neler yaptınız? Sevgili Hatice, tabii demin de söyledim, gerçekten önceden de güzel bir kızmış. Fakat bazı odak problemleri varmış. Örneğin bir tanesi daha önce geçirdiği bir burun travmasına bağlı. Burunda meydana gelen şekil bozukluğu, belki yandan daha iyi bir olur. Evet, bir yandan fotoğraf alabilirsek. Yandan bir fotoğraf verebilirlerse. Ay, bir şey göstereceğim orada hocam. Şöyle böyle mi dur? Tam siz de kendinize doğru hocam. Ha, doğru şeyine duruyorsun. Ben ekranı rahat göremiyorum ama evet, şöyle siz rahat görüyor musunuz bilmiyorum. Evet, biraz da nereye hocama doğru şimdi çevirelim, bakın, lütfen. Profil, bakın, profiloplasti diye bir şeyden bahsettim demin. Dikkat edin, yan profil vermek istemiyorlar. Evet. Kendiler özellikle yandan güzel görmüyorlar. Doğru mudur? Evet. Evet. Burun kemerli ve büyük ve aşağı doğru uzun olduğuna dikkat edin. Çenenin küçük ve geride olduğuna dikkat edin. Edelim. Evet. Ve şimdi ise... Bebek. Bakın şimdi ise... Hani ben böyle klasik bir hareket yapayım mı? Güzel geçiş bakayım. Evet hocam. Hepsi aynı nokta üzerinde. Evet. Daha böyle birbiriyle orantılı, birbiriyle bağlantılı bir duruma gelmiş. Dudaklar İlker Bey'in ellerine sağlık. O dişlerde yapılınca tabii evet, o da kendini ifade etti. Burun, dudak, çene ilişkisi normale gelmiş. Cilde artı, bakın nasıl parlıyor. Artı yaptığımız, hani her zaman söylüyoruz ya işte lipofiling, yüz lipofilingiyle. Evet. Elmacıkların dolgunlaştırılması, dudaklar ve yanakların belli yerlerine, cilinin altına yaptığımız yan enjeksiyonlarda, hani böyle bakın tümseklik, çukurluk dediğimiz o Samsun yana benzetmesini kısmen, karşısına bakıldığında evet şöyle bir görüntü oluşmuş. Ben tabii bir kusur var, bir hocam, kusur var. Hocam hiçbir şey yok, lütfen kusur benim demeyin. Açımdan, ben böyle güzel bir burun görmedim maşallah. Evet, o burunda küçük bir kusur var, onu da daha sonra yapacağım. Küçük bir kusur ama daha sonra yapacağım. Öyle mi? Biz anlamıyoruz herhalde. Şöyle sizin... ifade edeyim o zaman, onu da ifade edeyim. Bakın, burun ameliyatlarında %5 ila %15 oranında dünya ortalamasıdır. Daha sonra müdahale gerektiren küçük kusurlar kalabiliyor, peki, olabiliyor. O nedenle örneğin bakın, belki fark et, burun kökünde bir daraltma yapmam lazım. Bir oprunruf açılma oluşmuş, hafif bir açılma oluşmuş. Aha. Orayı daraltmam lazım. Orayı daralttığımızda dört dörtlük olacaktı diye düşünüyorum. Evet, belki de küçük hocam. Çok küçük. Evet, belki de öyle mutlu süper, olur hocam. Süper. O açılmaya devam eder mi? Durur yok, belki durur, öyle. Böyle durur ama ben çok yine güzel burun rahatsın hocam, ama ben müthiş rahatsın bir burun. Ay, ben hayatta dokundurmazdım Hatice. Ne dersin? Nasıl hissediyorsun? Evet. Ben ona güveniyorum. Evet. Peki nasıl senin için bu değişim? Muhteşem bence. Çok güzeldi. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başta Hayati hocam, Emine Hanım, İlker Bey ve ekibine, özellikle Merve Hanım'a. Ya bir yemeğimizi ağzımıza tıkamadıkları kaldı. O kadar ilgilendiler ki ben şok oldum. Gerçekten mükemmel insanlar. Yani bir şeyler yapıldığı için değil, onları tanıdığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ya resmen hani asık suratla yaşıyormuşum, gülümsemeyi öğrendim. Hayati Bey'in sayesinde resim çekilmeyi öğrendim, evet, zaten çok seviyorum. Ama bebek olmuşsun Hatice, ya, bebek. Yani biz her defasında bu ekibin yaptıklarını, çünkü artık yani kendini aşmak tabii çok önemli bir şey başarıya giden yolda, ama bu nedir hocam, nedir bu? Evet. Ellerinize sağlık. Tabii o da iç dünyasında dışına çok güzel yansıtıyor. Kesinlikle. Güzelliğe yansıtıyor. O da çok önemli. Evet Emineciğim. Çok mers hocam. Ellerinize sağlık. Bütün Samsun ekibinin sağ ellerine sağ sağlık. Sağ. Müthiş olmuş. Emineciğim, yüz nasıl parlamak böyle? Evet, cilt bakımları yapıldı. Gerekli nemi kazandırıldı. 32 yaşında artık cildine bakmayı sağlayacağız. Öğrendi. Öğrendi, öğrettik kendisine. Kaşların aynı şekli değişmiş. Kaş tasarımı yaptık ve altın orana yüzünü uygulamaya çalıştık. Altın evet, oranı kapalıymış gerçekten. Evet, alnı çalıştık. Fark etmiş, alın bölgesine epilasyon yapıldı. Lazer epilasyon uygulandı. Tamamen hayat boyu kurtulabileceği çıkmaz bir sistemle. Çıkmaz mı bir daha artık? Çıkmaz. Birkaç, biz iki seans gibi bir uygulama yapabildik. Daha sonrası takiplerini de sağlayacağım ben kendisine. Benle tartışma pahasına yine de bırakmadı. Evet. Yapmayın dedim ama gerçekten muhteşem oldu. Tabii insan şimdi korkar. Lazerle saçıma bir şey olur mu? Saç kökime bir şey olur mu? Oram ne olur? Yani ama yabancılar bunu çok yapıyor. Özellikle siyahiler çok yapar. Kıvırcık evet, ve gür saçları evet, olduğu için bu alana evet mutlaka onu yaparlar değil mi? O oranı... Aslında tam olarak Ebru Hanım, ben o saçların arkasına saklanıyormuşum aslında. Ha, açınca evet, direkt doğru, böyle sanki şey saklandığım yerden çıkartmış gibi tepkiler verdim ama çok güzel, ellerine çok sağlık. Çok doğru. Bak sağlıklı ne kadar kullanım, güzel ifade etti kendini. Keşfetmiş. Evet.
Evet. Keşfetmiş. Ve gelelim, kilo aldırdın. Kaç kilo aldın? 5 kilo aldı. Hatice yemek yemeyi sevmiyordu. Neden yemek yiyeyim ki diyordu. Fiziksel çekiciliği arttıkça artık zaten kendi bırakacaktır. Daha da iyiye gidecektir. Ay, bebekler gibi olmuşsun. Çok güzel, evet, maşallah. Güzel. Annenler beğendi mi? Ailen, sevdiklerin? Bayıldılar. Zaten hastaneye benimle geldi. Hiç bırakmadı. Çok tedirgindiler önce geldiğimde, ilk geldiğimde. Hayati Bey'i tanıdıklarında, doktorlarımızı tanıdıklarında diyorlar iyi ki gitmişsin. Evet. Hani Hayati Bey'e zaten bayıldılar. Çok seviyoruz. Evet, ve İlker Bey söz sizde efendim. Evet. Yine büyük bir imza attınız buraya. Evet. Hatice Hanım'ın dişleri çok zordu. Evet. Gerçekten bir diş eksiği vardı. Diğer dişleri de yüzüne göre çok genişti. Aa. Yani Hatice Hanım'ın diş genişliği normalde işte 1.95 boyunda falan birinin dişlerini genişliğinde. Çok enteresan gerçekten. Gerçekten inanılmaz zordu. Hatta iki defa falan sadece bu mock-up dediğimiz ön uygulama çalışmasını yaptık. Normalde tek seferde genelde başarıya ulaşıyoruz. Ama bir türlü şeyi oturtamadık yüzde. Proporsiyonları, çok yani enteresan, o genişlikleri oturtamadık. Çünkü arada bir tane diş eksikliği var. Evet. Öndeki iki diş de normaldekinin bir buçuk katı. Çok enteresan. Dediğim gibi iki defa mock-up çalışması yaptık. O mock-up çalışmalarında işte nasıl olacağına karar verdik. Dişlerin hem yapıları çok büyük hem de kareydi. Evet. Hatta kareyi biraz daha geçip dikdörtgen ama enine doğru. Enine doğru. Evet. Biz onu boyuna doğru çevirmek zorundaydık. Dediğim gibi o çalışmanın sonunda böyle bir proporsiyon yakaladık. Şimdi oldukça güzel, dengeli. Gördüğünüz gibi tamamen simetrik, yüzüyle gayet uyumlu. Yapılabileceğin en maksimumuna getirmeye çalıştık. Mükemmel. Hatta tedavisi en son bitti. Sonra bir baktım böyle yüzü asık. Ne oldu dedim. Ya dedi benim alt dişlerimin rengi sarı kaldı dedi. Tamam dedi, o zaman beyazlatma yapalım. Ay canım benim. Hemen beyazlatmayı aldık. Alt dişlerinin beyazlatmasını ama öyle güvenme. Yaptık. Kötü alışkanlıklar. Ama tabii ki o kötü alışkanlıkların haberim yoktu benim. Hiç sormadım. Çünkü ayaküstü konuştuk orada. Onlarla ilgili Merve Hanım beni bayağı bir kalın çizgilerle uyardı. Şimdi ama çok önemli, beyazlatmasını diyorsun da yaptık. Dediğim gibi gayet güzel, yüzüyle uyumlu ama çok zor bir hastaydı. Gerçekten bayağı bir uğraşmak zorunda kaldım. Bayağı uğraştırdım gerçekten. Evet. Ellerine, yani emeklerine sağlık. Ne yaptınız sağlık peki İlker Bey? Yani ön dişleri küçülttünüz mü? Tabii bunları küçülttük. Çünkü orada bir öndeki iki genişliği bizim bütün dişlere bir şekilde yaymamız tabii gerekiyordu. Normalde lamine planlamıştık ama daha sonra krona geçtik. Yani evet, kaplama yaptık. O dişleri küçülttük. Ama küçültmeyi de mock-up üzerinden yaptığımız için dengeli bir, yani ne çok gerekiyorsa güzel, ne kadar gerekiyorsa o kadar. Oldu. Ezbere bir şey değil. Ama şu an dediğim gibi yüzüyle uyumlu. Diş etleri çok sıkıntılı. Diş etlerinin sağlığına kavuşmasını sağladık. Tedavisini hocam yaptık. Dudakta bir şey var mı? Dudak bulgusu var. Yağ enjeksiyonu var. Kendi yağından elmacıklarına, dudaklarına, çenesine özellikle ve yüzün diğer kısımlarına, cilt altına destekleyici, besleyici yağ enjeksiyonu yapıldı. Gerçekten muhteşem olmuş. Ellerinize sağlık. Yani söyleyebileceğim ne var bilmiyorum. Çok güzel olmuş. Gülmesi çok iyi oldu. Yani böyle, çünkü ilk geldiğinde ben hatırlıyorum. İnanılmaz yüzü asıktı. Çok keyifliydi. Bakın öncekinde daha yuvarlak bir yüz. Dikkat edin. Daha ovalleşmiş. Kesinlikle. Daha yükselmiş. Hocam bir de alın da açılınca yüz de uzamış. Çok etkisi olmuş. Dudaklar müthiş. Burun, ben yani gördüğüm en iyi burunlardan biri. Maşallah, gerçekten öyle. Şu gülme hikayesi de çok güzel. Hiç gülmüyor muydu gerçekten Emine Hanım? Gülmüyordu. Neden evet gülmüyordun? Dişini göstermemek için mi? Ya hem burnumdan rahatsızdım hem de dişlerim. Bir de insanlar bana sinirli gibi geliyordu. Herhalde ben sinirliyim diye. Bayağı böyle agresif bir insandım. Şimdi tanımadığım insanlar bile gülümsüyor yolda. Kendini mi sevmiyordun acaba eskiden? Aynen öyle. Çünkü dedin ki saklanıyormuşum meğersem. Kesinlikle doğru noktaya. Hani böyle silik, hani kimse bana dokunmasın, ben kimseye dokunmayayım, böyle yaşıyordum. Görünmez olmak istiyordum. Aynen öyle. Ama şu an gördüm, herkese gösteresim var. O kadar tatlı ya oldu ki. Yani ne kadar teşekkür etsem az ya. Ağlayacağım neredeyse yani. Sağlıklı. Çok tatlısınız. İyi ki geldin. Her biri insan olarak da değerli. Ya o kadar hani... nasıl anlatayım tecrübelerini, bir şeye baktığında ne gerektiğini bilir mi bir insan? Ya saçımı ne zaman kestirdiğime kadar kuaförümüz Rıdvan Bey de öyle, emeklerine sağlık. Evet. Ya her birinden tecrübe akıyor, gerçekten mükemmel saçlar insanlar. Saçlar için Rıdvan Bayar'a, şık kıyafetler için Olcay Güne teşekkür ediyoruz. Kilo almışsın. Normalde herkesin vermeye çalıştığı şeyi sen alın sayesinde. Zorla, zorla. Müthiş olmuş. Her saniye beni arıyor. Ya artık iş yerindeyim diyor ki, Hatice'cim yemeğini yedin mi? Kahvaltını yaptın
Mineciğim, hayatı Bey yine öyle kontrole geliyor musun Hatice'cim falan. Ya evimden bir insan gibi oldular. Ya ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten isimleri geçtiğinde artık hep duygulanacağım yani. Dişçi koltuğunda kaç saat ve kaç gün geçirdin? Bayağı çok ama son iki gün bayağı uzundu. Uzundu. Merve Hanım'ı bayağı bir uğraştırdım. Hatta şey canım yandığında falan Merve Hanım sizi çok seviyorum ama canım yanıyor falan dedim. Bayağı zor bir hastaydım. İnşallah yani hakkını gibi, helal eder. Prototip hazırlamak çok zor olmuş. Zordu. Yani çok karar vermek ölçüleri çok zor almak oldu. Değil mi? Yapım aşaması değil de dediğim gibi o karar verme aşaması çok yorucuydu bizim için. Yani zor kısmıydı. Bir de içine sinmeyen hiçbir şeyi gerçekten... Üçü de yapmıyorlar. Asla. İsterseniz asla. Siz bu daha güzel deyin yapmıyorlar. İlker Bey'den tutun da Hayati Bey'e kadar Emine Hanım'a kadar. Evet. Diyorum ki bunu yapmayın. Hayır diyor bu güzel. Bu olacak. Ve sonuçta gerçekten onların söylediği gerçekten doğru. Müthiş. Cilt pırıl pırıl parlamış. Hocam tabii ki dolgu efekti çok müthiş olmuş. Çenede, yanaklarda. Gözlerde. Zaten. Çok çok güzel. Ve doğalsın. En önemlisi benim için bu. Evet. Doğallığını hiçbir şey kaybetmemiş. Ebru Hanım şöyle söyleyeyim. Cilt bakımı yapılırken bile şeydi. Burnuma dokundu. Mesela daha yeni ameliyatlıyım. 2 aylık. Hani şeydi. Ben ki acıyor bir saniye falan. Burnunuz yapıldı mı falan dediler böyle. O kadar doğal ya. Ki inanmıyorlar ya. Yapıldı. Maşallah. Aman nazar değmesin. Efendim alkışlıyorum sizi. Ellerinize sağlık. Doktor Hayati Akbaş, sevgili Emine Aytek, İlker Arslan. Müthişsiniz. Gerçekten emeklerinize sağlık. Bu kaçıncı bravo artık bilmiyorum. Kendine iyi baktı. İyi ki geldin. İyi ki yolun buradan geçti sevgili Hatice Çelik. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hayatıma değil hayallerime dokundunuz. Çok teşekkür ederim emeğe geçen herkese. Kısmetini açmışızdır diye umuyorum. Baya baya. Artık seçmek zor. Hadi bakalım bol şans. Çok teşekkür ederim. Hep gün inşallah. Çok hep teşekkür gün. Ederim. Çok teşekkür ne ediyoruz. Kadar teşekkür etsem az. Çok teşekkür ederim. Bu güzel günün sonuna geldik. Biz böyle mutlu ayrılınca programdan yarın sabaha başka bir enerjiyle geliyoruz. İşte yarın yine öyle bir gün olacak. Kendinize iyi bakmak için efendim. Lütfen erken kalkınız. Bizimle oldunuz. Hoşçakalın.